Ya kardeşim benim söz verdiğim anahtar teslimine 2 ay kaldı ya. 2 ay kaldı, inşaata geliyorum. Daha duvarlar örülmemiş. Bu nedir ya? Ne yapayım ben şimdi? Bu çalışanları ne yapayım? Ha? Kovayım mı? Döveyim mi? Söveyim mi? Ne yapayım yani? Ay kıyamıyorum da. Doğru söylüyorsun. Sen de doğru söylüyorsun. Tamam arkadaşım. Tamam unutmadım. Çıkacağız bir yere dışarı. Tamam. Tamam arayayım ben seni sonra. Hadi. Deli. Ya ben seni arayacaktım da. İşte işler güçler biliyorsun. Yoğun. Erhan'ı yolladım ama hastaneye bir şey lazım mı diye. Lazım değil demişsin. Bir ihtiyaç yok. Sağ ol. Neye ihtiyaç olursa biz buradayız Veli. Neticede aileyiz biz. Bak görüyorsun işte. Zavallı Fikret. Hakkın rahmetine kavuştu çocuk. Hatice Hanım nasıl? İyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Bir kendine gelse o arabada ne işi vardı öğreneceğiz. Sen ona mı takıldın ya? Nasıl takılmayayım Akif Bey? Düşün düşün bir türlü parçaları birleştiremiyorum. Çıldıracağım. Neymiş ki birleştireceğim parçaları? En son sizin yazlık evdeydi. Hatta siz de oradaymışsınız. Evet ben de oradaydım. Bir dosya kalmıştı onu almaya gittim. Ne dedi ki yenge hanım sana? Suzan Hanım da sizi uygunsuz vaziyette yakalamış. Ne? Ya artık ya bu ne ya? Ayıptır günah. Kardeşim ben evliyim ya. Böyle bir şey söylenir mi ya? Bahsettiğiniz insan da benim ortağımın karısı. Hemen bir hafta yapıştırılıyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım vallahi. Benim karım yalan söylemez. Sizin ne yaptığınızla bizi alakadar etmez. Karım otobüs durağında olduğunu söyledi. Ne oldu da bu kaza oldu? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Sen ne diyorsun Veli? Ne demeye çalışıyorsun sen? Senin karını biz arabaya aldık. Ondan sonra yolda bir yerde attık. Bunu mu demek istiyorsun? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ne söylüyorsun o zaman? Benim karımın senin arabanda ne işi vardı onu öğrenmeye çalışıyorum. Allah onun karına soracaksın kardeş. Ben bir evrak işi için Fikret'i geri yolladım. Ondan sonra artık durakta mı karşılaştılar? Önceden mi sözleştiler? Bilemeyiz. Ne diyorsun lan sen? İnsanoğlu diyorum. Beni beşer şaşar diyorum. İşte şeytana da uyabilir diyorum. Git bir karına sor diyorum. Ne diyeyim artık? Sen benim lan. Karımın adını lan. Ağzına alamazsın. Lan benim karım sizin gibi namussuz mu? Efendim. Namussuz mu? Lan git. Lan. Ne yapıyorsun lan sen? Kimsin lan sen? Ha? Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Bak acım var diye susuyorum. Yemin ederim beni gaza getirme Veli. Beynini patlatırım burada. Lafını geri alacağım. Ne lafımı geri alacağım lan? Aldık karnı arabaya. Konuştuk, ikna ettik. Sonra geldi bir kamyon çarptı. Şans. Ben de tereyağından kıl çeker gibi kurtuldum Veli. Şimdi karnın başına dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bu işi de fazla karıştırma. Lan haysiyetsiz haşlarımsız. Lan! 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 Veli! Veli dur! Veli! Thank you.
abi. Veli abi. Veli abi. Veli abi. Abi ses ver. Açın, açın. Veli abi. Açın, açın. Veli abi. Veli abi. Bir açın, açın bir ya. Açın. Veli abi. Ambulans aradınız mı? Abi. Ses ver abi. Abi gidin ambulans çağırın. Açın. Aradınız mı? Aradınız mı ambulansı? Veli abi. Ömer, siz yalnız mı geldiniz? Yok, amcamla geldik de yiyecek bir şeyler almaya gitti abi. Babam nerede? Bilmiyorum. Şantiye gideceğim dedi, başka bir şey demedi. Bir ara istersen abi. Aradım, fıstığım açmadı da. Annemden bir haber var mı? Yok. Abi, doktor amcadan izin alsak annemi görebilir miyim? Tanem, birazcık daha sabredelim, olur mu? Hem yakında annem iyileştiğinde onu bol bol görürüz. Tamam abicim. Gel hadi biz bir deneyelim şansımızı. Belki görürüz. Veli abi. Abi arayın ambulansı. Veli abi. 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 Veli abi, duyuyor musun beni abi? Bir daha arayın ambulansı. Veli abi. Abi. Abi korkutma bizi abi, gözünü seveyim. Veli abi. Abi iyi misin Veli abi? Veli abi. Ne oluyor orada? Veli abi. Veli. Düşmüş mü? Oğlum bir nabzına ambulans çağırın. Açılın, açılın bir hava alsın. Çağırdık Akif Bey, ambulans çağırdık. Nabzına bak, ölmüş mü? Of. Yaşıyor değil mi? Ölmüş mü? Atmıyor abi. Ölmüş galiba. Ne diyorsun ya sen? Çoluğu çocuğu var onun. Veli abi. Veli abi aç gözünü abi. Veli abi aç, kurbanın olayım Veli abi. Veli abi aç gözünü abi. İnsan annesiz babasız büyüyünce etrafındakilerin kıymetini daha iyi anlıyormuş. Aslan amcam benim. Bizi korudu, kolladı, evlatlarından bir gün olsun ayırmadı bizi. Bugün buralara gelebildiysem onun sayesinde. Ne yaparsam yapayım hakkını ödeyemeyeceğim amca. İyi ki varsın Aslan amcam benim. Dedim ya babamız yoktu diye. Ama hayatımızda her zaman bizi bir baba gibi kollayan biri daha vardı. Akif amcam. Ne zaman başımız sıkışsa onu aradık. Çok da başımızı beladan kurtardı. Bizle güldü, bizle ağladı. Bize birlikte kavga etti. Gölge gibi peşimizdeydi. Her şey için çok sağ ol Akif amca. Yok oğlum. Ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben ya? Ben sizden insan olmayı öğrendim oğlum. Tamam artık, tamam hadi. Bitti. Yeteri kadar kederlendik. Şiştik hadi. Şimdi artık güzel şeylerden konuşalım. Dedim ya babamız yoktu diye. Ama hayatımızda her zaman bizi bir baba gibi kollayan biri daha vardı. Akif amcam. Ne zaman başımız sıkışsa onu aradık. Çok da başımızı beladan kurtardı. Bizle güldü, bizle ağladı. Bize birlikte kavga etti. Gölge gibi peşimizdeydi. Her şey için çok sağ ol Akif amca. Yok oğlum.
Ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben ya? Ben sizden insan olmayı öğrendim oğlum. Akif? Ne yapıyorsun sen? Sen hiç yatmadın mı? Uyku tutmadı beni boşum. Ne oluyor, sen iyi misin? Aa. Nebahat, benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Çok düşündüm. Çocuklar büyüdü artık, yani seni üzecek yaşı geçtiler. Allah'a şükür malın mülkün param pulun da var, fazla fazla. Yani nereye gidiyor bu konuşma? Ne demek istiyorsun sen? Bana bak, sen yine beni terk mi ediyorsun? Bak, yine böyle bir şey yapacaksan gebertirim, elimde kalırsın. Bak, bu sefer kimse seni benim elimden alamaz Akif. Ya bir dur, kurban olayım, bir dur ya. Yine estin, gürledin anlamadan, dinlemeden ya. Dinliyorum. Sen de doğru düzgün adam gibi anlat o zaman. Anlatacağım da işte, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne boş, ben bu hayatımda öyle şeyler yaptım ki, öyle kötülükler. Bu kadar çok günah işledim ki. Biliyorum Akif, evliydik yani uzun süredir. Bu uzun süren evlilikte bile belki atladığın bazı şeyler vardır demiş. Ne boş, dün düğünde Ömer hani benim hakkımda bir şeyler söyledi ya. Arkamızdaydın dedi. Yanımızda oldun dedi. Zor günler bizde. Ya babası yerine koy çocuk beni. Çocuk benim babasının yerine koydu. Ben gözlerimi yerden kaldırıp da çocuğun gözlerinin içine bakamadım ya. Utancımdan bakamadım, biliyor musun? İleride kendi evlatlarımla da bunu yaşamak istemiyorum ben. Ben çocukların gözlerinin içine bakabilen bir baba olmak istiyorum demiş. Anlatabiliyor muyum? Tamam, sen eskileri hatırladın da mı böyle kötü oldun? Çıkmıyor ki. Hiç aklımdan çıkmıyor ya. Ben o çocukların hayatını mahvettim ya. Akif, sen niye böyle eski defterleri açtın şu anda bilmiyorum ama Veli'yi sen bilerek isteyerek öldürmedin ki. Veli Bey'in ölümü kazaydı. Değil mi? Vallahi kaza ya da değil. Yani tabii ki ben bilerek yapmadım bunu. Yani, ölmesini istemedim ben onu. Yani bilerek aşağı itmedim ben onu. Kaza mıydı değil miydi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Nebahat, bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı ya. Ben o gün orada olmasaydım çocukların babası ölmeyecekti. Ya garibanların hayatlarındaki felaket zincirinin kilidini ben açtım ya. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum. Kararımı verdim ben de boş. Ben gidip teslim olacağım. Anlatacağım her şeyi ya. Bugüne kadar ne olup bittiyse anlatacağım. Artık onlar karar versin. Suçlu muyum, suçsuz muyum? Suçluysam da cezamı çekeyim artık. Suçluysam da cezamı çekeyim demiş. Ben niye kasıtlı öldüreyim Resul dediğim kişiyi? Katil miyim ben ya? Hayır, adam silah doğrulttu bana. Silah doğrultunca yani ben bir şey yapmasam o beni öldürecekti. Ben de pundunu yakaladım, buna yumruğu çaktım böyle.
Yani ben çakınca bir yere düştüm. Söylemese birazcık gücüm kuvvetim yerindedir ama tekrar kalktı. Kalktı, ben dedim eyvah bittik dedim. Ama bir iki adım attı, atmadı, tak tekrar düştü. Kafasını böyle şeyin kenarına vurdu, sehpanın kenarına. Zaten ondan sonra kalkamadı bir tane. Mort, Resul Mort. Şimdi orada aslına bakarsan bütün suç Erhan'ın. Yani Erhan bana o kalleşliği yapmasaydı... ben Kadir'in eline silah tutuşturmazdım. Bir dakika, bir dakika. Kadir kim? Kadir kim? Anlattık ya memuru. Yazdınız siz de o. Anlatayım, tekrar anlatayım. Benim vaktim var. Ben bugün tamamen size ayırmış durumdayım yani. Şimdi Kadir benim kızımın, kızım yurt dışında şu anda tedavi görüyor. Onun sevdalısıydı. Bunlar birbirlerini aşırı seviyorlardı, çok seviyorlardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben istemiyordum yani. Bir ilişkileri olsun istemiyordum. Aslında iyi çocuktun. Dürüst çocuktun. Ama ne yapalım? Senin de kaderin böyle yazılmış. Kadir iyi çocuktu ama işte o da rahmetli oldu. Ondan sonra ben ne boşun önüne koydum evrakı. Dedim ki bu dedim kulüple alakalı dedim. Bu evraklar dedim imzalanacak dedim. Kulübü zaten anlatmıştım size. Ay kulüpte Yaman da vardı biliyor musun? O ama ülke değiştirdi, dünya değiştirmedi. O yaşıyor, hala yaşıyor Yaman. Neyse dedim böyle böyle kulüple alakalı evrak bunlar. İmza tamam dedi, hiç okumadan çat 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 imzaladı hop. Ben Sarı Fırtına'nın 80 milyonuna çöktüm mü? Çöktüm. Sarı Fırtına? O kimdi? Yani ne boş benim karım. Lakabı Sarı Fırtına. Çok iyi bir insandır, melek gibidir. Beni de çok sever ama işte azıcık, birazcık saf bir insan kendisi. Öyle biri. Aman asıl ben neyi unuttum amirim? Kenan, Kenan ya. Kenan benim eski ortak. Benim ilk ortak Kenan. Kenan manyaslı. Benim kara sevdamın da eşi oluyor kendisi. Ama durumdan da anlayabileceğiniz üzere kara sevda benim kara sevda, Kenan onun eşi. Hamileyim ben Akif. Tabii Kenancık'la aramızdaki yasak aşkı öğrenince bombayı bam patlattı. Bomba derken? Bomba. Ha! Öyle bomba değil ya. Öyle bomba değil. Mecazi bombayı patlattı. Ne boş aradı şeyi. Ya Kenan Allah aşkına ne saçmalıyor? Kapatsana şu telefonu ya. Dur bir dakika Akif. Duramaz Kenancığım. Duramaz, duramaz. Çünkü korkuyor. Neden biliyor musun? Senin karınla ilişkisi var. Ne? Böyle olunca tabii Kenan delirdi. Arabayı kullanıyor, bir yandan bana vurmaya çalışıyor. Tabii böyle direksiyon öyle oldu, böyle oldu, öyle oldu, böyle oldu. Orada bir şarampol var. Hop, bir şarampolden aşağı. Döndü, döndü. Takla üstü. Taklalarını sayamadık arabanın. İçinde olmama rağmen ben sayamadım taklalarını. Ondan sonra bir yerde durdu zaten takla atması. Kenan orada rahmetli oldu. Ben arabadan çıktım birkaç çizikle. Akif Atakul yine ölmedi, yine yaşadı. Beyefendi, siz biraz alkol almış olabilir misiniz? Aa, teessüf ederim memur beylerim. Ben karakola gelirken alkol alacak adam mıyım ya? İçtim sütümü gel. Benim çiçek çilekli süte bayılıyor da onun çilekli süt işte. Çiçek? Çiçek benim son numara. En küçük kızım. Ay nasıl tatlı amcası. Bir görsem böyle yanacıklarını yanacıklarını sıkarsın. Ay dünya güzeldir yavrum. Hepimizinkini Allah bağışlasın. Akif Bey, bu anlattıklarınızın hastaları var mıdır? Hani hepsi tutanaklara işlendi ama bu söylediklerinizin doğruluğu hakkında bir kanıt, bir delil nerede? Siz inanmadınız bana değil mi? Var var. Delil de var, kanıt da var. Her şey bu USB'nin içinde. Başıma ne geldiyse bunun yüzünden geldi. Will'nin inşaattan düşüşünü Şengül'ün kardeşi videoya çekmiş. İşte o görüntüler bu USB'nin içinde. Ya şu USB benim başıma ne işler açtı bilemezsiniz ya. Ben bunu denizlere attım, şöminelerde yaktım, mikrodalgalara koydum. Döndü dolaştı yine geldi arkadaş. Kim derdi ki günün birinde kendi ellerine getireceğim de polise teslim edeceğim. Delil istiyordun değil mi? Tüm delil burada amirim. Al izle. Ben cezamı çekmeye razıyım. Oh.
patladım be. Konuşabilir miyim? Hakim sen ne yaptın? Ben mutluyum Nebahat. Niye? Mutluyum yani. Bu kadar şey yapıyor. Bu kadar insanın hayatını mahvedip hiçbir şey olmamış gibi elimi kolumu sallaya sallaya gezemezdim ki bunun bir cezası olacaktı. Ama biz konuştuk bunları seninle, ağlama ne olur. Ağlama diyorsun bana, ağlama diyorsun bana, ağlama diyorsun. Şimdi teslim olmanın ne manası vardı durup dururken? Niye bizi bırakıyorsun? Çünkü ben değiştim Nebahat. Ben artık İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Hem vicdanlı olmak asalet gerektirir, değil mi? Bahrıma, çiçeğime ne boşuma iyi bak. Gelene kadar da beni bekle. Sizi çok seviyorum ben de demiş. Nuş. Ömer bir gün beni affeder. Değil mi? Gidebiliriz. Hadi bakalım. Hayra karşı. Sızacakmış küçük penceremden.
öyle yine de ışık aramakla geçecek.